Bu videoda verem enfeksiyonlarında görülen dirençten bahsedeceğiz. İlaça dirençli verem. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar çünkü farklı hastaların nasıl tedavi edildiğini ciddi şekilde etkiliyor gerçekten. Bu zaman çizelgesi ve yanındaki hasta örneği ile farklı türden verem görülen hastaların nasıl tedavi edildiğine dirençlilik açısından bakacağız ve çeşitli senaryolar uygulayacağız. Evet, burada Klinik kontrol ve bazı laboratuvar testleri sonucunda verem teşhisi konulan bir hastayı görüyorsunuz. İşte bu hastamız. Eğer bu hasta, expert rif testi yani veremin olup olmadığını ve ripam, e, rifampin'e daha doğrusu e, temel ilaç biliyorsunuz, rifampin'e dirençli olup olmadığını saptayan moleküler testin mevcut olduğu gelişmekte olan bir ülkede yaşıyorsa, bu durum hastanın verem tedavisinin nasıl yapılacağını doğrudan etkiler. Şimdi expert testinin negatif olduğunu varsayalım ve teşhisi konulan bir verem enfeksiyonu var diyelim. Ve diyelim ki balgamdan kültür örnekleri alıyoruz. Bu kültürlerin sonucu 4 veya 6 hafta sonra geliyor ve bakteriler veremle savaşan maddelere hassasiyetleri olup olmadığı konusunda test ediliyor. Fakat dediğimiz gibi bu bilginin gelmesi yaklaşık 6 hafta sürüyor çünkü verem bu süre içinde Gelişmiş oluyor. Ancak bu süre içinde gelişmiş oluyor yani. O zaman balgam kültür örneğini içeren kabımızda bu olsun. Kültür testi ve hassasiyet testinin sonuçlarını beklerken verem enfeksiyonunu tedaviye başlamamız gerekiyor bir yandan. Standart tedavide sağ üstte yazdığımız ve ripe olarak kısalttığımız ilk aşama ilaçlarının tamamı kullanılır. Rifampin ya da rifampisin, izoniazid Pirazinamid ve etambutol. Rifampin ve izoniazid veren mikrobunun hassas olduğu anlaşılırsa 6 ayın tamamında kullanılır. Pirazinamid ve etambutol ise 6 aylık sürecin ilk 2 ayında kullanılır. Standart tedavi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi balgamdaki kültür sonuçlarının geldiğini ve tedaviye başladığımızdan beri 6 hafta geçtiğini varsayalım kültür örneklerinden bu organizmanın yani veremin kullandığımız ilaçlardan birine dirençli olduğunu anlıyoruz. Genelde en çok direnç gösterilen ilaç izoniyazittir. Fakat bu ilk aşama ilaçlarının herhangi birine direnç gösterilebilir. Evet, eğer organizma dirençli dirençliyse izoniyazit tedavisini durdururuz çünkü bu ilacın alımı pek de bir fayda etmez. Bunun yerine ya kalan 3 ilacı daha uzun süreyle veririz ya da florokinolon tedavisine başlarız. Hassasiyet testinin sonucunda verem eğer rifampine dirençliyse rifampin vermeyi durdurur ve diğer 3 ilaca devam ederiz. Hatta belki streptomisin ekleriz. Yani buradaki temel fikir şu. Verem organizması hangi ilaca dirençliyse o ilacı vermeyi kesiyoruz ve diğerlerine devam ediyoruz. Bu esnada başka bir ilaç eklemeyi ve tedavi süresini uzatmayı da düşünebiliriz. Eğer verem hem izoniazid hem rifampin'e karşı direnç gösteriyorsa bu dirençliliğe MDR verem deniyor. MDR verem ya da deniyor. Yani çok ilaca dirençli verem. Bu verem türü dünyada gitgide daha önemli bir hale geliyor. MDR türü veremin en çok görüldüğü ülkeler Çin Hindistan, Pakistan, Rusya Federasyonu ve Güney Afrika. MDR türü veren bu 5 ülkede en yaygın şekilde görülüyor. Bahsetmek istediğim son dirençli verem türü XDR, X, XDR, XDR verem yani yaygın ilaca dirençli verem. XDR verem, MDR veremden daha az görülse de daha ciddidir. Çünkü ilk aşama veya ikinci aşama ilaçlarına dirençli olduğundan tedavisi zordur. Aynı zamanda bu tür veremde görülen ölüm oranı çok daha yüksektir. Fakat biz şimdi hassasiyet testini yaptığımızı ve yaklaşık 6 hafta sonra balgam testinin pozitif geldiğini varsayalım. Yani hassasiyet onaylanmış olsun. Dolayısıyla standart RIPE tedavisine devam ediyoruz. Fakat düzenli aralıklarla balgam kültürlerini test ederken 3 ay sonunda hala kültürlerin pozitif olduğunu görüyoruz. Böyle olmaması gerekir. 2 ay kadar sonra hatta daha önce balgam kültürünün negatif çıkması lazım. Çünkü bu süre içinde veremi tedavi ediyoruz. O yüzden eğer hala pozitifse iki ihtimal var. İlk olarak verem tedavideki ilaçlardan birine direnç geliştirmiş olabilir. Bu durumda tedaviyi düzenlememiz gerekir ve hassasiyet testinden dolayı zaten dirençli olduğunu anlamış oluruz. Diğer ihtimal ise tedaviye yavaş cevap verilmesi. Yani mikroplar hassas olsa ve kullanılan antibiyotiklerle ölse bile hastanın balgamı hala pozitiftir çünkü süreç yavaş ilerliyordur. Her iki durumda da tedaviyi düzenlememiz gerekir. Mikrop dirençli ise kullanılan ilaçları değiştirebilir ve hastayı daha uzun süre tedavi edebiliriz. Eğer hassas ise hastayı normal süre olan 6 aydan daha uzun süre tedavi ederiz. Bahsetmek istediğim son bir senaryo daha var. Eğer bu 6 aylık süreç içinde her şey iyi giderse, hastanın akciğer röntgeni daha iyi duruma gelir. Hasta daha iyi görünmeye başlar ve enfeksiyonu iyileştirdiğinizi düşünürüz. Yani şu 6 ay sonunda her şey iyiye gidiyor, her şey iyi diye düşünürüz. Hastamız mutlu hale gelir. Fakat şimdi anlatacağım senaryoda mutlu hastamız aylar veya belki de yıllar sonra tekrar üzülmeye başlıyor. Çünkü enfeksiyon nüksediyor, verem semptomları yeniden ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun sebebi hastanın enfeksiyonunun ilk tedavide tamamen giderilmemiş olması olabilir. Yani hastalık bu yüzden tekrar ortaya çıkmış olabilir. Diğer ihtimal ise hasta başka birinden yeni bir verem mikrobu kapmış olabilir. Bu durumda nüksetmekten ziyade yeni bir enfeksiyon söz konusudur. Fakat semptomların nüksettiğini söyleyebiliriz. Peki sizce farkı nasıl anlayabiliriz? Yani bir hastaya verem tedavisi uygulanmış ol, olsa, yani uygulamış olsak ve yıllar sonra tekrar verem oldu ortaya çıksa. Bunun sebebi eski hastalığın nüksetmesi mi yoksa yeni bir mikroptan kaynaklanan enfeksiyon mu? Farkı anlamanın, bunu anlamanın tek yolu laboratuvarlarımızda bu iki farklı verem mikrobunu yeniden test etmek. Yani iki mikrobu da moleküler testten geçirip DNA'ları aynı mı, değil mi buna bakabiliriz. DNA aynıysa aynı hastalığın nüksettiğini, eğer farklıysa yeni bir enfeksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani farkı bulmaya yarayan yöntemlerimiz mevcut.